Biliyorsunuz tüm dünyayı kasıp kavuran omikron semptomu var ama size bir haber daha vereyim. Fransız bilim adamlarının yaptığı bir çalışma sonucunda omikronun ardından yeni bir varyant da yine Fransızlar tarafından tespit edilmiş durumda ki bu varyantın 46 farklı mutasyonu içerisinde barındırdığı ve hatta daha bulaşıcı olabileceği söyleniyor. Peki tüm dünyanın e, savaştığı bu varyant. Omikron biliyorsunuz ülkemizde de görüldü ki bu dönemde az önce verdik 50 binin üzerinde vakamız var. Vaka sayılarımız da artıyor. İlk dönemde e, koronavirüsün belirlenen semptomları zaman içerisinde değişiklik gösterdi. Peki omikronda e, ne bu e, durum? Hemen tabloya bir bakalım. Öksürük yüzde 83. Eğer öksürüyorsanız dikkat diyelim. Burun tıkanıklığı ve akıntısı yine omikron varyantında yüzde 78 oranında görülen bir durum. Yorgun ve uyuşuk hissetme yüzde 74. Boğaz ağrısı yüzde 72. Baş ağrısı yüzde 68. Ateş yüzde 54. Tat azalması yüzde 23. Koku azalması yüzde 12. Hatırlarsınız aslında koronavirüs ilk hayatımıza girdiğinde... E, o, Tanı konulduğunda o koku azalması oranı oldukça fazlaydı. Yüzde 60'ların üzerindeydi. Burada omikron da farklılık gösteriyor. Özellikle öksürük, burun tıkanıklığı ve yorgunluk e, boğaz ağrısı ile birlikte geldiğinde e, aman dikkat diyelim. Bir yandan tabii e, kış grip salgını da var. Etrafımızda birçok insandan duyuyoruz bunları. Vakaların daha çok yükselmemesi için de. Elbette kurallara uymak ve aşıları yaptırmak gerekiyor. Uzmanların görüşü bu yönde.